Osman ne abi? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanımız, Sayın Handbol takımımızın kıymetli oyuncuları ve teknik ekibi, çok değerli basın mensuplarımız, kıymetli katılımcılar. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor ailesi olarak bir sporcu fabrikası gibi çalışıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ediyor, bireysel oyunlarda ve takım oyunlarında elde ettiğimiz başarılarla gururlanıyoruz. Handbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor olarak bu sene hedefimiz Süper Lig şampiyonu olmak, çok iyi bir kadro ve teknik ekiple beraber her türlü desteği sağlayan bir yönetimimiz var. Kıymetli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkekler Handbol takımı olarak en son 1. Ulusal Sakarya Handbol Turnuvası ve İzmir'de İzmir 100. Yılı Fuar kapsamında da şampiyon olduk ve kupayı Sakarya'mıza getirdik. İddialıyız çünkü Sakarya'yız. Yerli yabancı tüm oyuncularımız, tüm ekibimiz uyum halinde çalışmalarına devam ediyor. Sakarya halkından da bu süreçte destek bekliyoruz. Efendim, bilmenizi isteriz ki handbol camiası şu an Sakarya'yı konuşuyor. Ve şimdiden belirtmek isteriz. 13 Eylül Salı günü saat 15'te Serdivan Spor Salonu'nda Süper Kupa şampiyonu Beykoz Belediyespor ile oynayacağımız Süper Lig'in ilk maçına tüm şehrimizi bekliyoruz. Aynı zamanda bu müsabaka TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacaktır. Kıymetli misafirlerimiz, bizleri ekranları başından seyreden çok sevgili vatandaşlarımız, maçlarımız aynı zamanda ücretsiz olacaktır. Tüm Sakarya'mızı destek için bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli misafirlerimiz, efendim şimdilik açılış konuşmaları yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardımcısı, Kulüp Başkanımız, Daire Başkanımız, handbol sporumuzun, Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün handbol takımının çok değerli teknik heyeti ve sporcuları, kıymetli basın mensupları, öncelikle sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Henüz Sakarya'mızda göreve başladığımın birinci haftasında ev sahipliği yapmış olduğumuz handbol Ziraat Türkiye Kupası Final Four müsabakalarında Sayın Başkanımızın anlık almış olduğu bir kararla Sakarya Büyükşehir Belediye'miz bünyesine katılan handbol takımımız Süper Lig'de bundan böyle Sakarya adına mücadele edecek, Sakarya'mızı temsil edecek. Böylesi bir radikal kararı çok kısa bir süre içerisinde alan ve talimatlarıyla bu süreci hızlı bir şekilde nihayete erdiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza her zaman olduğu gibi spor şehri Sakarya kimliğini, bisiklet şehri Sakarya kimliğini kazandıran, dünya spor şehri kimliğini kazandırmak için büyük çaba sarf eden saygıdeğer belediye başkanımıza, Sakarya gençliği ve Sakarya spor camiası adına yürekten, ciğerden teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve büyük bir alkış istiyorum sayın başkanımıza. Spor geçmişimde birçok branş olmakla beraber iki branşta aktif olarak görev almıştım. Bunlardan biri futboldu, biri de handboldu.
Özellikle bu anlamda handbol branşına olan bu ilgi ve alakası beni ziyadesiyle memnun etmişti Sayın Başkanımızın. Yine kulüp başkanımız, daire başkanımız ve ekipleri bu takımın oluşumunda, transfer sürecinde, teknik heyetin oluşumunda çok büyük gayretler, çok büyük çabalar gösterdiler. Bunlara bizzat ben şahitlik ve tanıklık ettim. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Onları da saygıyla selamlıyorum. Teknik heyetimizi ve sporcu kafilemizi çok istekli, arzulu ve hedefi olan bir anlayışla gördüm, müşahede ettim. Onlara bu süreçte üstün başarılar diliyorum. Ve teknik heyetimizin özellikle transfer konusuyla takımı ve bütçeyi çok fazla zorlamamak adına ileriye dönük, geleceğe dönük altyapıya yönelik çok ciddi hedeflerinin, projelerinin olduğunu gördüm. Bunu birlikte müzakere ettik. Bu da bizim için umut verici. Sakarya gençliği adına aşağıdan gelecek, altyapıdan gelecek handbolcularımız adına da bir şans olduğu kanaatindeyim. İnşallah ilerleyen süreçte Sakarya gençliği kendisini Süper Lig'de Sakarya'yı temsil eden bu kadronun içerisinde görecektir. Ama tabii ki buradaki tecrübe ve deneyimleriyle ilimizi temsil noktasında büyük katma değer sağlayacak olan il dışı ya da yurt dışı transferlerimiz de bizim için çok kıymetli. Onlara da hayırlı olsun diyorum. Yeni transferlerimize yurt içi ya da yurt dışından hayırlı olsun diyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, sakatlıksız, fair play çerçevesinde bir sezon temenni ediyor. Son olarak ben de ayın 13'ünde Salı günü Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak bütün müsabakaya tüm Sakaryalı spor severleri davet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, efendim spor ve sporcu dostu her alanda spora ve sporcuya desteklerini esirgemiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Beyefendi bizlere hitap etmek üzere kürsüye teşrifini arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürüm, çok değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve çok değerli bugünkü toplantının ana öğesini oluşturan handbol takımımızın hoca ve sporcuları, kıymetli katılımcılar, her birinizi bu güzel günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gecikmemin sebebini açıklamak istemiyorum. Malum duymuşsunuzdur. Bugün bir Geyve'de gerçekten yürüyen Kur'anların hatim cemiyeti vardı. Hafızların cemiyeti vardı. Cemiyet zamanı biraz uzamış olması münasebetiyle aranıza birazcık geç katılmış oldum. Hakkınızı helal edin. Gerçekten bayram havası içinde mükemmel bir hafızlık cemiyeti Geyve'de gerçekleşti. Şimdi burada da handbol cemiyeti inşallah ülke çapında, Sakarya çapında cemiyeti gerçekleşecek. Onun lansmanı için, onun bilgilendirme toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim bu toplantımıza katılma lütfunda bulunan bütün basın mensuplarımızı her birini teker teker tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, handbol basın toplantısı münasebetiyle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sakarya'mız konumu ile hem sanayisi, hem turizmi, hem de tarımı, bir de olmazsa olmaz sporu ile içerisinde barındırdığı kültürü ile insanları ile potansiyeli yüksek olan bir şehir olduğunu tekrar buradan ilan ediyorum. Hep söylüyoruz ki Sakarya denince akla şehirlerin şehri geliyor. Niye şehirlerin şehri? Sakarya deyince akla Karadeniz geliyor. Artvin geliyor. Rize geliyor. Trabzon geliyor. Giresun geliyor. Ordu geliyor. Samsun geliyor. Yani Karadeniz geliyor. Yine Sakarya deyince akla Diyarbakır geliyor. Ağrı geliyor. Malatya geliyor. Urfa geliyor. Sakarya deyince akla Ege illeri geliyor. Sakarya deyince akla Balkanlar geliyor. Şumlu geliyor. Lipkova geliyor. Arnavutluk geliyor. Bosna geliyor. Ve Selanik geliyor.
Dolayısıyla Kosova geliyor. Yani Sakarya denince dünya akla geliyor. Yine Sakarya denince Kafkaslar akla geliyor. Gürcistan akla geliyor. Gürcüler akla geliyor. Abbaslar akla geliyor. Çerkezler akla geliyor. Çeçenler akla geliyor. Sakarya böyle bir yer. Onun için biz şehirlerin şehri diyoruz. Yani Sakarya tek başına bir şehir değil. Sakarya bir dünya şehri. Sadece Türkiye'nin değil, dünya şehri. O münasebette bu dünya şehrine yakışanı da yapması gerekir. Dünya şehri demek kolay. Gereği yapıyor musunuz? Gereğini yapmıyorsan zayi olur. Dünyanın muhtelif bölgelerinden çok değerli, çok kıymetli, çok yetenekli insanları, insan popülasyonunu bünyesinde barındıran Sakarya 5 konuda hem Türkiye çapında hem de dünya çapında kendinden bahsettirmek mecburiyetinde. Sanayisi olmaz. Sanayiyle ilgili altyapımız hazır, üst yapımız hazır. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 8. organize sanayi bölgemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tarımsal faaliyetlere zarar vermemek kaydıyla, tarım alanlara dokunmamak kaydıyla 7 organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani ne demektir? Sakarya bir sanayi şehri. Ve daha da artarak büyüyor. Şu an ihracatta takriben 7. sıralardayız. Ve daha alt sıralara çekmek için gayret gösteriyoruz. Demek ki Sakarya sanayisi olmaz, sanayi de Sakarya'sı olmaz. Her şeyle buna müsait. Çevresiyle, ekolojisiyle, toprak yapısıyla, topografıyla, ulaşımıyla, insan birikimiyle, bilgisiyle, becerisiyle, yeteneğiyle bunlara sahip ve bunlar da inşallah helva yapılıyor. Yani şu Nasrettin Hoca'nın hikayesini artık burada söylemiyoruz. Un var, şeker var, yağ var, hani helva demiyoruz. Un var, şeker var, yağ var, helva da var elhamdülillah. Helvayı da yapıyoruz. Onun için Sakarya helvayı yapabilen bir iller arasında ve artarak da bu değer yükseliyor. Aynı şekilde turizmi. Turizm konusunda yükselen bir değer olma noktasında hızlı adımlarla yürüyor. Sapancamız bir incimiz. Sapancamız göz bebeğimiz. Taraklılık baş tacımız. Karasu Kocaeli Kaynarca olmazsa olmaz en güzel doğa güzelliği olan yerlerimiz. Deniz olarak. Netice itibariyle deniz istiyorsan Sakarya. Kocaeli'siyle, Karasu'yla, Kaynarca'yla. Yayla istiyorsan Taraklı. Ve Hendek, Akyazı. Göl istiyorsan Sapanca. O istiyorsan her yer. Yayla istiyorsan, orman istiyorsan Geyve ormanları, pamuk ormanları ve Hendek ormanları, Akyazı ormanları. Yani demek böyle bir şehir olabilir mi? Ormanıyla, deniziyle, gölüyle, nehriyle, ovasıyla, her şeyle Cenab-ı Mevlam'ın vermiş olduğu bir lütuf. O zaman biz bu lütfu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi insanlığın hizmetine sunmamız lazım. Netice itibariyle Sakarya aynı zamanda bahsettiğimiz gibi bir turizm şehri. Aynı zamanda bir kültür şehri. Kültürler mozaiği. Aynı zamanda bir spor şehri. Sporun merkezi. Her türlü sporu bünyesinde barındıran bir il. Niye? Çünkü sportif faaliyetlerde genetik yapı çok çok önemli. Bazen genetik yapılar her türlü spora el vermez. Dolayısıyla bazı kişilerin genetik yapısı güreş yapmaya el verir. Kimisi boks yapmaya el verir. Kimisi halter yapmaya el verir. Kimisi futbol el verir. Yani genetik yapılar çok çok önemlidir. Netice itibariyle Sakarya'da genetik yapıları çok farklı bölgelerden, çok farklı illerden insanlarımız burada kültür mozaiğini oluşturduğu için, Sakarya'mızda bulunduğu için, yerleşik olduğu için her türlü genetik yapıya sahip. O münasebetle Sakarya'mızı Büyükşehir'in bünyesinde tam 27 branşta, şimdi 30 branşa çıkarıyoruz. Hem hava, hem deniz, hem su, hem solan sporları gibi her türlü branşta 27 branşımızda 5000'e yakın öğrencimizle, sporcumuzla faaliyet gösteriyoruz. Netice itibariyle inşallah spor şehri dünya Avrupa'nın spor şehri olma unvanı almak üzere gerek edimlerimizi yerine getirdik. İnşallah Kasım ayında Avrupa'dan bir davet bekleyip bu unvanı da almanın heyecanını yaşıyoruz. Sakarya buna layık. Zaten biliyorsunuz geçen sene dünyada bisiklet dostu şehir olma unvanını Sakarya aldı. Ödülünü aldı ve plaketini aldı, unvanını aldı. İnşallah bu sene de sadece bisiklet değil,
bütün sporları bünyesinde kapsayan spor şehri ünvan almak üzere gerek çalışmalar sürüyor. Böyle bir Sakarya. Böyle bir Sakarya'da hep beraber yaşıyoruz. Sizler zaten bunları yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, lansmanı yapıyorsunuz ve halkımızla, vatandaşımızla, hem ülkemiz insanıyla hem de dünya insanları buluşturuyorsunuz. Onun için her birinizde yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teker teker teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, malum 42 aylık bir süre içinde elimizi taşın altına koymakta zerre tereddüt etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizdeki potansiyelleri daha iyi değerlendirmek için projeler üretiyoruz. Sadece üretmekte kalmıyoruz, ürettiğimiz projeleri de hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda öncelikle şehrimize ve ülkemize fayda sağlamak ve dünyaya örnek olmak nihai hedef olarak koyduk. Bu nihai hedefe doğru hız kesmeden yürüyoruz. Sakarya'mız sizlerin de yakından takip ettiği gibi gerek peyzaj ve süs bitkiciliğinde gerek sporda dünyaya açılan bir penceredir. Gerek bireysel, gerek takım sporları fark etmeksizin sporun temeline yatan bir ahlak bilinci vardır. Bu sebeple spor faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Gerek ulusal, gerek uluslararası arenada gerçekleştirilen şampiyonların şehrimize düzenlenmesinden ciddi manada memnun oluyor ve mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz ay malum Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleşmiş olan Uluslararası Bisiklet Festivali'ni ve PCB Anatolian Peyzaj Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nı hamdolsun gerçekleştirdik. Şu anda Süs Bitkileri Fuarı bugün de devam ediyor. Yarın artık tamamlanmış oluyor. Dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi ağırladığımız etkinliklerimizle iftar ediyoruz. Gurur duyuyoruz Sakaryalı olarak. Değerli spor sevenler, Sakarya'mızın gelişmiş düzeyini gösteren en önemli göstergeleri kültürel, sportif ve eğitim alanında yakaladığı başarıdır. Yani bir şehrin, bir bölgenin, bir mahallenin, bir köyün gelişmişlik düzeyi nedir denilse eğitim şart. Gelişmişlik düzeyi ilgili karar vermek için eğitim seviyesine bakmak lazım. Yeterli mi, yeterli değil. Artı oranın sporla ilgili, sportif faaliyetlerle ilgili alakasına bakmak lazım. Başka kültüre bakmak lazım. Kültür, spor, eğitim bir olunca orası genişmişlik düzeyindeki dereceye giriyorsunuz. Ama 100, ama 90, ama 60, ama 40, ama 50. Yani bu düzeye kendiniz yer bulmuş oluyorsunuz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin mimarı olan gençlerimize daha fazla sahip çıkmak, korumak, kollamak için sportif faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi özellikle ayrıcalıklar göstererek hizmetlerimize hizmet katarak arttırıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmalarımız gerçekten göz kamaştıracak derecede sportif faaliyetlerimiz bize iftar tablosu olarak önümüze çıkmaktadır. Her hafta spor dairesinden ve kulüp başkanımızdan başarılarımızla ilgili bilgiler alıyorum. Her hafta ya şu kadar altın aldık, bu kadar bronz aldık, bu kadar efendime söyleyeyim gümüş aldık. Yani her hafta bana aldığımız kupaları, gümüşleri, madalyaları arkadaşlar rapor halinde veriyorlar. Ben de onları esen bir iki altın alırdık, hemen tören yapardık. Valla şimdi tören falan yapamıyoruz. Esen bir altına, bir gümüşe, bir bronzu tören yapıyorduk. Şimdi görmüyorsunuz değil mi? Ya her hafta altın alıyoruz, her hafta gümüş oluyor, her hafta bu oyna. İşimiz gücümüz tören yapmak olacak yani elhamdülillah. Böyle bir havaya geldik. Devamlı tüm madalyaları topluyoruz. Koyacak yer bulamayız. Bakalım nereye koyacağız onlar. İnşallah ileride onları bir spor müzesi yaparak orada taşlandırırız. Şükürler olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, sporla ilgili spor dairesindeki genel sekreter yardımcımız, daire başkanımız, kulüp başkanımız, sporla ilgilenen bütün arkadaşlarımızı, şube müdürlerimizi ve sevenleri, katkı sağlayanları yürekten tebrik ediyorum. Onların gayret çalışmalarıyla gerçekten çok başarılı bir faaliyeti hep beraber sürdürüyoruz. Güreşte varız. Karate'de varız. Santraç'ta varız. Bunlar hep şampiyonluk seviyesinde. Ekstrem'de varız. Handball'da inşallah. Zaten bugün de handball'un transplansmanı. Handball'da çok iddialıyız. Malum sayın müdürüm, spor müdürüm bahsetti. Handball takımını Sakarya Büyükşehir'in bünyesine almamız bizim için bir iftar tablosu oldu. Nasip oldu. Paşa nasip olacak. Nasip olmazsa olmaz.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir talepler oldu. Böyle bir aramızda konuşma geçti. Ve nihayet bunu Sakarya'da taşlandırdık. Onun için Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Sevgilerim arz ediyorum. Böyle bir imkanı bizlere sunma bahtiyarlığında bulunduğu için biz de bunu tabii ki değerlendirdik. Handbolda çok iddialıyız. Handbol takımımız Türkiye çapında ve Türkiye'nin en gözde takımlarından biridir arkadaşlar. Ve olmaya da namzettir. İnşallah bir Süper Lig'de şampiyonluk bekliyoruz. Arkadaşlarla ant içtik. Karar verdik. İnancımızı birleştirdik. Heyecanımızı birleştirdik. Ellerimizi birbirine tuttuk. Dedik ki bu sene Süper Lig'de handbol şampiyon olacaktır kararını aldık. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. İnşallah. Ha, bir aksilik oldu. Ayrı bir şey. Bizim kararımız bu. Meydana çıkarız. Mücadelemizi yaparız. İnşallah aksilik olmaması için de dua ederiz. Gayret gösteririz. İnşallah ben inanıyorum ki bu kadroyla bu sene Sakarya'mıza yine bisiklet dolduğu gibi malum yol bisikletle ne yaptık? Dünya dört kategoride yarışmalarımız oldu. Dördüncü kategori yol bisikletiydi. Ve birinci kim oldu? Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki spor bisiklet kulübümüz takımımızın sporcusu oldu birinci. İkinci kim oldu? Yine biz olduk. Yani 1-2'yi biz aldık. Lütfen üçüncü de diğer ülkelere verdik. Onu da Kazakistan'ı kardeşimize verdik. Yani onu da lütfettik ki ayıp olmaz yani. Bu dünyanın her yerinden gelmişler buraya. Hiç olmazsa bir tanesi de onlara verelim dedik. İnşallah handbolda da böyle olacak. Handbolda da ipi göğüsü yiyeceğiz. Ve Türkiye'de bir numara olmanın başarısını, mutluluğunu hep birlikte yaşayacağı inanıyorum. Çok ciddi bir takım var. Farslı var. Fas'tan bir kardeşimiz var. Civan gibi. Çok başarılı. Ukrayna'dan var. Fırtına gibi. Efendim. Sırbistan'dan var. Yine fırtına gibi. Canavar gibi arkadaşımız. Ve bir de nereden var? Fransa'dan var. Fransız var. Sibirya var. Fas var. Ukrayna var. Ve Türkiye var. Omuz omuza verdiler. Dünyayı burada birleştirdik. Ve dünyada şampiyon olacağız. Şampiyonuz inşallah. Ben bu heyecanı ve mutluluğu hep birlikte paylaşmak arzusunda oldum. İnşallah şampiyonumuzu da burada beraberce kutlamış oluruz. Değerli katılımcılar, Sakarya'mıza başarılar, madalyalar getiren sporcularımızı buradan bir kez daha tebrik ediyorum ve başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Değerli sporseverler, bugün burada bünyemize kazandırdığımız yeni handbol takımımızın malum basın aracıyla duyurmak için bir araya gelmiş bulmaktayız. Bu sene Süper Lig'de mücadele edecek olan sporcularımızın kendilerini iyi şartlarda geliştirmeleri için elimizden geleni yapmaya biz de karar verdik. Her türlü maddi manevi desteği vermeye karar verdik. Yok şartlarda bütün imkanlarımızı buraya seferber etmeye planladık. İnşallah yeni kulübümüzde ve değerli sporcularımıza verdiğimiz destek ve onların gözlerindeki bu ışıkla devam ettiği sürece şampiyonluğun geleceğine inanmaktayız. Bu duygularla yeni handbol takımımızın şehrimize, ülkemize ve dünya sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yani handbol takımını sizlere tanıtacağız ve burada onları şampiyonluk için sizlerle efendim sizlerin huzuruna davet edeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, değerli katılımcılar. Bir numaralı formasıyla Mehmet Doğukan Karatay, kaleci, Türkiye U18'de milli oldu ve şu an Türkiye A milli takım oyuncusu. Kulüp geçmişi Beşiktaş, Göztepe, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve şimdi de Sakarya. İki numaralı formasıyla Mustafa Utku Kılıç. 1994 doğumlu. Sakarya altyapısından yetişen bir oyuncumuz. Pivot, kulüp geçmişi Sakarya Büyükşehir Belediyesi. 5 numaralı formasıyla Sıddık Emre Herseklioğlu. 2007 doğumlu. Orta oyun kurucu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 6 yaş milli takım oyuncusu. 7 numaralı formasıyla Baran Demirdelen.
sol kanat Sakarya Büyükşehir Belediyesi. 9 numaralı formasıyla Oğulcan Güney, 1995 doğumlu sol kanat. Kulüp geçmişi Beşiktaş, Beykoz Belediye, Antalya Spor. Şimdi de Sakarya. 10 numaralı formasıyla Onur Erşin, 1992 doğumlu orta oyun kurucu. Kulüp geçmişi Beşiktaş, Konstanta, Cooks, amili takım formasını giymiş sporcularımızdan. 11 numaralı formasıyla Miloš Lojanić, Sırbistanlı sağ oyun kurucu. Göztepe, Antalya Spor, Hatay Büyükşehir Belediyesi. Şimdi de Sakarya. 14 numaralı formasıyla Mehmet Demirezen, pivot, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Eskişehir Orman Spor. Amili takım forması giymiş oyuncularımızdan. Ve şimdi de Sakarya. 15 numaralı formasıyla Muhammed Miri, paslı oyuncumuz, amili takım oyuncusu, pivot, Esfar, Morocco oyuncusu. Ve şimdi de Sakarya. 18 numaralı formasıyla Yuri Babenko, Ukraynalı sağ kanat oyuncusu. Adıyaman Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Eskişehir Orman Spor. Ve şimdi de Sakarya. 19 numaralı formasıyla Tahir İlkbahar, 1996 doğumlu amili takım oyuncumuz, sol oyun kurucu. Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve şimdi de Sakarya. 21 numaralı formasıyla Murat Şahin Arslan, Sakarya altyapısından oyuncumuz. 2006 doğumlu sol oyun kurucu. Alt yaş milli takım oyuncumuz. 44 numaralı formasıyla Dušan Medić, Sırp milli takım oyuncusu. Bu sene ilk kez Türkiye'de. Kulüp geçmişi Macaristan'da, Makedonya'da ve Fransa'da. Şimdi de Sakarya. 55 numaralı formasıyla İbrahim Bircan, 1989 doğumlu sol kanat oyuncusu. Antalya Spor, Güneysu, Eskişehir Orman Spor. Şimdi de Sakarya. 61 numaralı formasıyla Emre Gümüştaş, 1999 doğumlu sağ kanat oyuncusu. U18 milli takımında oynadı. Nilüfer Belediyespor ve şimdi de Sakarya. 77 numarasıyla Kadir Vedat Herseklioğlu, Sakarya altyapısından yetişmiş bir oyuncumuz. Sol oyun kurucu. U18'de milli oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde ter dökmeye devam edecek. 22 numarasıyla Taner Günay, ikinci kaptanımız. Geçen sezon ligin en formda kalecisiydi. Çok kritik maçlarda kritik kurtarışlarıyla biliyoruz ve kendisi camiamızda beyefendi kişiyle de ön plana çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Eskişehir Orman Spor ve şimdi de Sakarya'da ter dökecek. 53 numaralı formasıyla kaptanımız Ramazan Döne, Rizeli ve sağ oyun kurucu. Amili takım oyuncumuz Çankaya, Beşiktaş, Eskişehir ve şimdi de Sakarya için ter dökecek. On üç numaralı formasıyla Sedat Yıldırım, Sakarya için ter dökecek. Amilli takım oyuncumuz aynı zamanda. Kıymetli handbol takımımızın oyuncularını sizlerin huzuruna davet ettik. Efendim, kendilerini alkışlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Kıymetli teknik heyet ekibimizi de fotoğraf çekiminden sonra hemen davet edeceğiz. Kaptan şoför Hüseyin Kılıç. Görünmeyen kahramanlar, masörlerimiz Fatih Tekçi ve Gökhan Çekiç. Yardımcı antrenörümüz Metin Güner. Yıllarca oyuncularımıza emek vermiş, yetiştirmiş,
Sakaryalı yardımcı antrenör Tevfik Karagözoğlu. Baş antrenörümüz Mehmet Fatih Işık. Ve son olarak sportif direktörümüz Burçin Albayrak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli misafirlerimiz. Efendim bu sene inşallah Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyecek takımımız ve teknik heyetimiz huzurlarında. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kıymetli basın mensuplarımızla ve Sakaryalılarla paylaşmış olduk. Efendim fotoğraf çekimi için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Kulüp Başkanımızı, Sayın İl Müdürümüzü davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Kıymetli misafirlerimiz, takımımıza Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz. Efendim fotoğraf çekiminden sonra sizleri tekrar yerlerinize davet ediyoruz. Thank you.